Merhaba sevgili yarışseverler. 1 Ekim Perşembe Kocaeli yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Eylül ayını acısıyla, tatlısıyla geride bıraktık. Geldik Ekim ayına. Artık yılın sonuna yaklaşıyoruz sevgili dostlar. Bakalım önümüzdeki günler bizlere nasıl heyecanlar katacak ki? Eylül ayı benim için şanslı bir ay olmadı diyebilirim sevgili dostlar. Kazandık, kaybettik ama istediğim ritimde gitmeyen yarışlar oldu. Bazı atın peşini bıraktım, bazısını yazmadım, bazısında da enteresan gidişatlarla kaybettim. İnşallah Ekim ayında şanslı oluruz, bize güvenen insanları mutlu ederiz. Bugün de Ekim ayının ilk gününde Kocaeli yarışlarıyla karşınızda olacağım. Yine yağmur başladı akşam saatlerinde. Şu an videoyu saat 10.30 civarı çekiyorum. Şu an yağmur var en azından benim oturduğum bölgede. Bakalım yarına nasıl tesir edecek ki? Yarın da inanılmaz bir program var. Geçen verdiğinin 2-3 katını verebilir. Dikkat edin, inandığınız isimleri mutlaka atlamayın sevgili dostlar. O takip ettiğiniz bazı atlar bir gün bir yerde karşınıza çıkar. Dün de destekli mesajlarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz aylarda hatırlıyorsanız bir yarışma yapmıştık. Altılı ganyan kuponları doldurmuştunuz yorum bölümüne. Kazananlar arasında canlı yayında bir kura çekmiştik. O kura sonucunda bir tane dostumuz Murat Kırcı Beyefendi'yi WhatsApp grubumuzda üyemiz yapmıştık. Yakında üyelik, bir aylık üyeliği kendisinin dolacak. O yüzden yeni bir yarışma yapacağız ki önümüzdeki haftada pazartesi itibaren farklı bir yarışma daha yapacağım. 5 günlük tam bonusluk bir yarışma yapacağım. Bunun miktarı yükselecek. Günde ortalama 100 liralık, 100 lirayı geçmeyecek şekilde kuponlar yapacaksınız ki bu işe biraz heyecan katalım dedik. At yarışlarına öyle istediğimiz zaman paralar verip oynayamıyoruz ama en azından 5 gün üst üste 100 liraya, hani hepimiz altılı ganyan bulmak istiyoruz ya, bu heyecanı yaşamak isteyen tabii ki 5 gün üst üste bonus yaparak bulan, yani her gün katlayarak giden bir dostumuza yıl sonuna kadar WhatsApp grubunda bizlerle olma şansı vereceğim. Ayrıca da yine cumartesi videoda, yani pazar yarışları malum, açık yarışlar var. Yine 20 liralık bir ikramiye içinde bir ay boyunca bir dostumuzu WhatsApp grubumuzda misafir edeceğim. Onun açıklamalarını zaten cumartesi videoda yapacağım ama önümüzdeki hafta miktar yüksek. Günlük 100 lira limit olacak. O 100 lira limitle oyunlarınızı yorum bölümüne yazacaksınız. O yorum bölümünde takip edeceğim. Her gün bulan bir sonraki güne heyecanını taşıyacak sevgili dostlar. Tekrar oyununu yazma şansı olacak. Bakalım, böyle bir heyecan deneyeceğim. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. En azından oradan da belki bir iki at bulur buradaki, özellikle YouTube'daki dostlar. Belki oradan aldığı bir atla kazanır ki at yarışı her zaman söylüyorum bitmez sevgili dostlar. İnandığınızdan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bugün WhatsApp grubunda ben çok büyük bir oyun paylaşmadım. Küçük bir oyun paylaştım. Nibolu ve Çirçuz alternatif teklerdi. Doğru tekleri atan, ben şahsen lokumdan yattım onu söyleyeyim. Benim gibi birçok dostum da, yatan dostum var. Bana inanıp lokuma güvenen. Ama alternatif tekleri kullanan, Nibolu ile Çirçuz yazan dostlarım kolay buldular ki. Zaten birçok ismi de konuştuk. Son ayakta Special One Bursa'da yapamadığını, geldi İstanbul'da yaptı. Lokumu geçti ki enteresan bir yarış vardı. Ondan da şöyle bahsedeyim. Hani dün bahsettim ya, gidişat farklı oldu mu her şey değişir sevgili dostlar. Bugün de malumunuz yarışta nereydi orası? 5. koşuda Lance Rose sevgili dostlar startta kalınca işler tamamen değişti ki 1400'de herhalde Müslüm Çelik yarışı kazanacağını anlamıştı ki arkaya falan bakmaya başladı ki. Yalnız kalınca, yavaşlayınca yarışta gücünü koştu. Kazanma başarısı gösterdi. Tebrik edelim bilgilerini. İlk sentetik pistini kazandı. Yetim Ali de Korkmaz Efe'ye en yakın rakip önerdiğim isimdi. Yarışta zaten 6-2 bitti. İki at ön plandaydı sevgili dostlar. Her zaman söylediğim gibi gidişat çok önemli. Doğru gidişatta her zaman kazanan belli olur ama bazen at yarışının mantığının dışına çıkmak gerekiyor. Neden derseniz, hisler orada ortaya çıkıyor veya inandığınız bir isim ortaya çıkıyor sevgili dostlar. İnşallah bugün Kocaeli'de inandığınız isimlerin geldiği bir gün olur. Benden de bir iki tane at alırsanız, onlar da kazanırsa, zaten bir iki tane cazip isim var. Hani bir iki tanesi gelse belki onlarla size güzel ikramiye çıkabilir. Unutmayın, önce kendi tuttuğunuz bütçenizi de aşmayın. Bunu her zaman söylüyorum sevgili dostlar.
Bakalım bugün ne heyecan yaşayacağız Kocaeli yarışlarında, elimden geldiğince sizlere yorumlayayım. 5. koşuya baktığımızda bir ikinci altılı ganyan başlayacak. Bir numaralı Baba Q bomboş kalacak sevgili dostlar. Yani bir atın stili vardır. Mesela bugün Çirçus önde gitmesini bekliyordum. Bekledi. Neden? İyi at. İyi at bekledi. Tuta tuta kazandı ki Gökhan resmen tribün yarışı yaptı. Çok kolay kazandı Çirçus. Bugün de eğer Baba Q'ya yalnız bırakırlarsa muhtemelen her mesafede kilo dengesi yapacak olan, yani her yavaş giden mesafenin lehine yarayacağını düşündüğüm bir numaralı Baba Q ilk kez Çetin Taş'ta start alacak ki Çetin böyle yarışlarda çok yetenekli davranıyor. Bugün starttan çıktığı gibi bir numaralı Baba Q bu yarışı kazanabilir. Hem pisti tanıyor hem mesafeyi biliyor bir numaralı Baba Q'ye. Bakalım bugün neler yapacak. Hafif kilolu atlara da dikkat edin sevgili dostlar. Önce doğru gidişatı oynayalım. Gerisi de hislerimize kalsın. İnandığımız isimlere kalsın. Elbette at yazacağız. Bütçemiz el verdiğince dilediğimiz yerlere at yazıyoruz. 6. koşu 4 ve yukarı Arapların 16 handikap mücadelesinde ise enteresan bir isimden bahsedeceğim. Yarış yaşamının dörtlülüğünün sonunda ilk kez Kabak'ın piste çıkacak olan 13 numaralı Malibu'nun oğlu. Bugün Furkan Yüksel de ilk kez binecek. Tamer'in oğlu yavrusu anne Malibu gör. İnanılmaz bir kısraktan geliyor ki 13 numaralı Malibu'nun oğlu. Çok hayal etmiştim açık söyleyeyim. Kabakum'da Malibu'nun oğluyla yarış koşmak, ama bugün ilk kez geldi 13 numaralı Malibu'nun oğlu. İlgilileri belki de doğru kararı mı aldı? Bugün göreceğiz. Bakalım 13 numaralı Malibu'nun oğlu neler yapacak. Yarın unutursunuz. O yüzden unutmayın diye mutlaka bir çarpı atın. Benden söylemesi sevgili dostlar. At yarışıdır. Belki yine kötü koşacak, en geri gelecek. İzleyip göreceğiz. 7. koşu 3 yaşlı Arapların mücadelesi. Zor yarışta 12 numaralı Sevilay'ım. Mevlüt amcanın eşi hanımefendinin adına koşuyor. Sevilay'ım ona bu adı vermiş ki inanmasaydı herhalde Taylığında bu ismi vermezdi. Zaten kendi aygırı ve kendi kısrağından olan 12 numaralı Sevilay'ım bugün gördüğü yarış sonrası daha iyi duruma geldi. 1,5 ay ara sonra ben bugün gerçek gücünü sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Öncelikli kuponlarınızı 12 numaralı Sevilay'ımı yazabilirsiniz değerli dostlar. Geldik 8. koşu. Kocaeli Üniversitesi koşusu. Kısa vade 8 mücadele 3 ve yukarı yaşlı İngilizler start alacak. Yani böyle yarış bir daha bulamaz. Geçen de böyle dedim. Ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Namı diğer Celal Baba yarışı izledik o gün. Bütün rakipler bekledi. Celal Baba herhalde bir 900 metre falan rakipleri uyuttu. Kazandı, ama bugün hiç öyle uyuyacak rakipler yok. Aksakallı, Mayroysan, Ünlüoğlu ve onlara katılacak Celal Baba. En geride de Prenses D bekleyecek ki. Tek kısrak üzerinde Kadir Tokaçoğlu var. 7'de 3 yaptı. Kaneko yavrusu ülkemizde koşmuş. İki tane at var burada. Biri Perfect Storm, biri Kaneko sevgili dostlar, yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Kaneko'nun da Perfect Storm'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben, en azından yarış karakteri boyunca. Çünkü Perfect Storm talihsizlik yaşadı biliyorsunuz Gazi koşusunda. O yüzden pek yarış yaşamına devam edemedi, ama Kaneko bence bugün yetenekli kısrağa gücünü verecektir diye düşünüyorum. O yüzden öncelikle yazmanız gereken isim olsun. Tek kısrak Prensesti. Geldik 9. koşu. Burada da enteresan bir isim var. Mutlaka yazın. İki tane yarış gördü doğudan geldikten sonra. Birinde en geri gelmesine bakmayın. Karşılarda kazandı zannettim. Diğerinde de Cemal Paso ile start alıp yürüyerek yarış bitirdi. Bugün dikkat edin, İbrahim Halil Ketme ilk kez binecek. Ayakta geliyor biliyorsunuz İbrahim Halil. Çok kuvvetli gelerek bu yarışı kazanabilir sevgili dostlar. Öncelikle yazacağınız isim olsun. 7 numaralı Çıkmazoğlu günün 5. ayağında değerli dostlar. Son koşu kapanış mücadelesi. Yani çok isim var birinci sıraya yazacağımız. Hepsine gittim geldim. En son bir tanesinde karar vermek zorundaydım. O da 2 numaralı Aylincan. Özduran ve Özbilgi'nin öz kardeşi. İkisi de 500 bin barajını geçmiş bir at. Çim pistte bir yarış gördü İstanbul'da. Yarış yaşamına da Kocaeli'nde başladı. Bugün gerçek gücünü Kocaeli pistinde gösterecek olan, ki Taniyite kürüsünün de formda safkanı olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Aylincan'ın ilk kez bineceği jokey Sinan Özen'le bugün kapanışı yapmaya yakındır değerli dostlar. Yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinlemek isterseniz 0553 425 59 30 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçasını olabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak
Altılgan yan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Yeni ay umarım herkese sağlık, huzur, mutluluk ve şans getirir. Hoşça kalın.